Kırgızistan Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçık Taşyev, Akıncı TİHA'nın satın alındığını resmen duyurdu. Akıncı bizimdir, kardeş insanlar sayesinde dedi. Savunma Sanayi Başkanlığı liderliğinde yürütülen Akıncı projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar Akıncı TİHA'ya sahip olan ülkelerin sayısı her geçen gün artıyor. Akıncı TİHA'yı duyuran ülkelerden biri de kardeş ülke Kırgızistan oldu. Kırgızistan Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçık Taşyev, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Akıncı TİHA'nın satın alındığını resmen ilan etti. Taşyev, paylaşımında Akıncı bizimdir. Kardeş insanlar sayesinde ifadelerini kullandı. Milli TİHA Bayraktar Akıncı'ya ilgi duyan birçok ülke ile görüşmeler devam ediyor. Bayraktar Akıncı TİHA için şimdiye kadar 4 ülke ile ihracat sözleşmesi imzalandı. Yapılan sözleşmeler kapsamında Bayraktar Akıncı TİHA ve yer sistemlerinin 2023'ten itibaren periyodik olarak teslim edilmesi hedefleniyor. Akıncı TİHA, yüksek faydalı yük kapasitesi, gelişmiş faydalı yükleri ve sensörleri, yapay zekası ve savaş uçakları tarafından taşınan birçok hava-hava ve hava-yer füzesini taşıyabilme kabiliyeti ile ön plana çıkıyor. Halihazırda F-16'lar tarafından yapılan bazı görevleri üstlenecek ve hem F-16'nın operasyonel ömrünün uzamasını sağlayıp, hem de Hava Kuvvetleri Komutanlığı için maliyet etkin bir çözüm olacak olan Bayraktar Akıncı TİHA, Türk Silahlı Kuvvetleri için çok önemli bir role sahip olacak. Ayrıca Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Kaparov, Kırgız Cumhuriyeti Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi Sınır Servisi için daha önce Türkiye'den satın aldıkları Bayraktar TB2 SİHA'ları için inşa edilen üssün açılışını gerçekleştirmişti. Kırgızistan tarafından alınan Bayraktar TB2'ler, 2021 yılının sonunda göreve başlamış ve Celalabad Havalimanı'na konuşlandırılmıştı. Açılışı yapılan üs ile birlikte Kırgızistan, Bayraktar TB2'lerin bakım, eğitim ve görev icrası gibi konularda daha gelişmiş imkanlara kavuştu. Açılış töreninde Bayraktar TB2'lerin sınır güvenliği konusunda sağladığı faydaları vurgulayan Cumhurbaşkanı Kaparov, barış ve istikrarın ülke sınırlarından başladığını, açılışı yapılan üssün hava sahası ve sınır savunma görevini yerine getireceğini belirtti. Açılışın ardından Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı General Kamçıbek Taşyev ile birlikte incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Kaparov, Bayraktar TB2, Yer Kontrol İstasyonu ve MAM-L mühimmatı hakkında askerlerden bilgi aldı. Güç için hazırlanan bir TB2 ve kanat altında takılı olan MAM-L mühimmatını da inceleyen Cumhurbaşkanı Kaparov ardından Bayraktar TB2'yi imzaladı. Aselsan üretimi KETS elektro-optik sensör sistemi ve MAM-L mühimmatlarıyla donatılan Kırgız Bayraktar TB2'leri, sınır güvenliğine yönelik faaliyetlerinin yanı sıra ilk kez geçtiğimiz Nisan ayında Kırgızistan Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen askeri tatbikata katılmış ve zırhlı bir hedefe MAM-L atışı gerçekleştirmişti. İçimiz yansa da, ciğerimiz ateş çemberine dönse de, bu vatanın bir kadar...